Herkese yeniden merhaba kanalıma. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra video çekiyorum. Vizelerim girdi. Birkaç sağlık sorunu yaşadım bir yakınımla ilgili. O yüzden hiç fırsatım olmadı video çekmeye. Sürekli Instagram'dan falan yorumlar gelmeye başladı. Hadi artık özledik, neredesin falan diye. O kadar mutlu ediyor ki bu yorumlar beni. Çok teşekkür ederim hepinize. Uzun bir aradan sonra dediğim gibi ilk videomla karşınızdayım. Tam da böyle bahara girmişken böyle ışıl cıvıl cıvıl bir bahar makyajı yapmak istedim. Yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptım. Umarım beğenirsiniz. Eğer nasıl yaptım merak ediyorsanız videomu izlemeye devam edin. Şimdi ilk olarak fondötenle başlıyorum. Fondöten o kadar uzun zamanları kullanmıyorum ki resmen kullanmayı unuttum. Çünkü sınavlarımdan dolayı eve tıkıldım. Bir takım sağlık sorunları yaşadım yakınımla ilgili. Hastaneye git gel falan yaparken de otomatikman fondöten aklıma gelmedi. Yeni bir ürün aldım. L'Oreal'in şu bronze tonlarda bir likit aydınlatıcısı. Bunu şu an aydınlatıcı olarak kullanamam. Çünkü çok beyazım. Bronzlaşınca belki aydınlatıcı olarak güzel olur. Şu anlık bana açık gelen Revlon'un bu Color Stay fondöteniyle ikisini karıştırıp kullanacağım. İlk defa kullanacağım. Bakalım nasıl sonuç elde edeceğiz. Güzel oldu. Revlon aslında çok mat bitişli bir fondöten olmasına rağmen şu an hafif ışıltılar var. Mat bitişli oldu fondötenin ama içerisinde ufak ışıltılar oldu. Bence gayet güzel oldu. Rengi de tam oldu. Çok beyaz kalmadı. Başarılı bir kombinasyon oldu. Şimdi geçiyorum gözüme. İlk önce göz farblarımı uygulamadan önce Maybelline'in bu Color Tattoo'larından kemik rengini bütün göz kapağıma uyguluyorum. İçin Essence'in şu kamuflaj kapatıcısını kullanacağım. Ben bunu beğendim. Kapatıcılığı, aydınlatması falan güzel. Ama Notum BB concealer'ını falan kullandıktan sonra yetersiz geliyor açıkçası. Çünkü o çok güzel, çok yoğun bir kapatıcı. Ama günlük hayatta bu da gerçekten çok kullanışlı, güzel, aydınlatan, kapatan bir kapatıcı. Sadece çok fazla kalıcı değil. Gün içerisinde böyle ne diyeyim, renk değişimleri oluyor göz altında. Klasik göz altı sabitleme pudram olan Metamayat'ın şu ikili peritindeki pudrayı kullanacağım. Ve göz makyajıma geçiş yapıyorum. Bu arada arkadan uuu diye korku filmi gibi sesler geliyor olabilir. Bugün İzmir'de hava gerçekten çok değişik. Böyle rüzgarlı, yağmurlu gibi. Bizim evde biraz yüksekte olduğu için uğultu yapıyor çok fazla. O yüzden sesleri alıyorsanız özür dilerim. Şimdi geçiyorum göz makyajıma, yıldızına. Kiko'nun bu kırmızı farı. Bunu Instagram'dan da paylaştım. Gerçekten kırmızı far bulmak çok zor. Özellikle tekli olarak. Ve bu kadar net bir kırmızı bulmak daha da zor. Bu far gerçekten çok başarılı. Hem de 9.90 gibi bir fiyatı var. 14 numaralı farı Kiko'nun. Şimdi bunu uyguluyorum. İlk önce şöyle küçük uçlu bir fırça alıyorum. Benimki Mac'in bir fırçası. Şöyle göz kenarlarıma uygulamaya başlıyorum. Sanki eyeliner çekiyormuşum gibi. Sonra şöyle biraz tepeye getiriyorum onu. Karıştırma fırçamı tekrar aynı fara batırıp iyice dağıtıyorum şu kısmını. Flake'in bu Sunset isimli güzel paletini
Bunun şu içerisindeki pembenin yanındaki somon tonlardaki simli fırını parmaklarımla boş kalan yerlere uygulayacağım şimdi. Gerçekten çok güzel bir rengi var bu fırın. Ve daha sonra kenarlarını tekrar dağıtıyorum. Birbirine geçmesi için farlarımın. Bu şekilde diğer gözüme de aynı şekilde uyguluyorum farlarımı. Şöyle çok ince uçlu bir fırçayı alıp şöyle siyah bir fara batırıyorum. Eyeliner gibi ince bir çizgi çekeceğim şuralardan. Bu şekilde. Ve bunu kırmızı farlı fırçamla birazcık dağıtıyorum şu şekilde. Böyle daha buğulu bir göz makyajı şeklinde bırakıyorum. Ve kırmızı fırından çok az alıp alt kirpikliklerimin kenarlarını uygulayacağım. Kırmızı farı göz altlarına uygulamak çok ince bir nokta gerçekten. Çünkü ağlamışsınız gibi gösterebilir. O yüzden ben biraz önce uyguladığım siyah farla karışık bir şekilde alıyorum ki tam kırmızı durmasın. Kemik rengi bir kalemle ben Cotton'unkini kullanıyorum. Göz işlerime geçiyorum. Rimelimi uygulayacağım. Rimelim içinde artık bitmeye yüz tutmuş şu L'Oreal'in Mega Volume Kolajen isimli rimelini uyguluyorum. Well folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Rimelimi de uyguladıktan sonra kaşlarımı doldurmaya geçiyorum. Bunun için önce L'Oreal'in bu kalemiyle kaşlarımı dolduruyorum. Daha sonra da bulamıyorum. Pastelin bu kaş maskarasıyla üstünden geçeceğim. Kaşları bitirdikten sonra geçiyorum yanaklarıma. Yanaklarım için şu Physicians Formula isimli markanın bronzer, böyle hafif uçuk pembişler barındıran bir allık bronzer tarzı bir şeyini kullanıyorum. Bu daha çok bronz bir görüntü verdiği için çok az da şu Bourjois'un küçük tatlı allığını kullanacağım. Şöyle hafif sarı ışıltılar barındıran pembe renklerde bir allık bu. Evet, geliyorum en sevdiğim kısımlardan biri, aydınlatıcı kısmı. Revolution markasına şu bir çekilişimde hediye ettiğim şu güzelim aydınlatıcısı. Geliyorum ruj kısmına. Elimde iki tane seçenek var. Hangini kullansam çok kararsızım. Biri Deborah'nın bu 02 numaralı mat rujunun pembe tonlarında. Biri de pastelin 15 numarası. Şu an çok kararsızım ama pembe artık çok kaçar gibi geldi. Aynen. Pastelin 15 numaralı bu likit mat rujunu uyguluyorum. Thank you.
güzel oldu. Çünkü artık daha fazla abartılı bir ruj bu makyajı düğün makyajına çevirebilirdi. Makyajımızın bitmiş hali bu şekilde. Tam bahar renkleri kullandığımı düşünüyorum. Böyle kırmızıya kaçan pembe farlar falan. Dudak belki daha bir tık böyle uçuş uçuş gloss olabilir. Evet, bence bunu glossla taşlandırabiliriz. Daha bahara uygun olur. Ya da daha atıyorum pembe bir ruj olabilir. Benim bahar makyajım bu şekildeydi. Evet, bahar makyajımızın sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerin de önerilerini mutlaka bekliyorum. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü daha güzel videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.